Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün köfteli hünkâr beğendi yapacağım. Öncelikle patlıcanlarımı güzelce yıkadım, kuruladım ve aygazda közlemeye başlıyorum. Patlıcanları döndürerek aygazda közleyeceğim. Patlıcanlar közlenirken ben köfte malzemelerimi hazırlamaya başlıyorum. Hünkâr beğendimin köftesi için malzemelerim: yarım kilo dana kıyma, yarım yağlı kullanacağım. 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı kırmızı biber, 1 çay kaşığı karabiber, çok az ekmek içi kullanacağım, bayat ekmek içi ve 1 adet soğanı rendeleyip onu karıştıracağım. Bütün malzemelerimi karıştırıp yoğuracağım. Köftelerimi yoğurdum ve şekillerini verdim. Şimdi kızartmaya başlayacağım. Köftelerim kızarırken ben bir taraftan da köftemin sosunu hazırlayacağım. Bunun için 2 diş sarımsak, 1 adet biber, 1 adet domates, 1 tatlı kaşığı domates salçası ve 1 yemek kaşığı da yağ kullanacağım. Biberleri küçük küçük kesip domatesi ve sarımsakları da rendeleyeceğim. Bir tavada salçayla birlikte pişireceğim. Köfteler kızarırken ben domates sosumu da koydum. Yağımın içine önce biberleri, sarımsakları biraz kavurduktan sonra da domatesi ilave ettim. Piştikten sonra salçasını ilave edip 2 dakika pişirip kapatacağım. Sosumu bir tabağa aldım. Köftelerimi aynı tavaya dizdim ve üzerine sosumu ekledim. Çok kısık ateşte bir 5-6 dakika kalacak, iyice içine çekmesi adına, aroması geçmesi adına kapağını kapatacağım. Bu şekilde kalacak. Patlıcanlarımı soydum, küçük küçük kestim. Şimdi beşamel sosla birlikte bunu hazırlayacağım. Bunun için malzemelerim: bir dolu yemek kaşığı margarin ya da tereyağı, tercih sizin. Bir yemek kaşığı tepeleme un, bir su bardağı süt, bir çay bardağı kaşar peyniri, karabiber ve tuz kullanacağım. Öncelikle yağımızı eriterek yemeğime başlıyorum. Yağım eridi. Ben bunu da ilave ediyorum. Hemen hızlı bir şekilde karıştırıyoruz topaklanmadan. Yaklaşık 1 dakika boyunca kavurdum. Un kokusu gitti. Patlıcanlarımı ilave ettim. Şimdi 5 dakikada bu şekilde karıştırarak iyice yedireceğim. Sütümü de ilave ettim. 1 bardak su bardağı sütümü. İyice sürekli karıştırarak çekmesini bekleyeceğim. Patlıcanlar sütünü çekti. O kadar da güzel kız patlıcan kokuyor ki. En çok da burasını seviyorum. Tuzunu, karabiberini ilave ettim. Şimdi kaşarları da ilave ediyorum. Güzelce karıştıracağım. 2-3 dakika sonra tenceremin kapağını kapatacağım ve servise hazır olacak. Köfteli hünkâr beğendim hazır. Ben servis tabağına aldım. Son şekilde böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Hem pratik hem aşırı lezzet içeren bir yemek. Israrla tavsiye ediyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değil iseniz abone olup zil sesini açarsanız sevinirim. İnşallah güzel günlerde, güzel videolarda görüşmek dileğiyle.